Sevimli Pilkent. Yaşasın. Bir dondurma arabası. Merhaba. Bir dondurma alabilir miyim? Tabii ki. Al bakalım.
Mor.
Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Parti yapmayacak mısın? Hayır Luke, bugün hiç parti yapasım yok. Aa, Mumu neden bu kadar üzgün? Bir fikrim var. Onun için harika sürpriz bir doğum günü partisi hazırlayacağım. Doğum günü partisi için ihtiyacımız olan ilk şey bir doğum günü pastası. Ona çok lezzetli çilekli bir pasta yapacağım. İşte pasta hazır. Eminim Mumu buna bayılacak. Pembe pastam çok lezzetli görünüyor, değil mi? Vay, çok lezzetli bir pasta. Bir dilim alabilir miyim? Olmaz Kent, bu Mumu'nun sürpriz doğum günü partisi için. İstersen balonları asmama yardım edebilirsin. Bak, mavi bir balon. Çok güzelmiş. Evet. Selam arkadaşlar, her şey harika görünüyor. Bakın, turuncu doğum günü şapkaları getirdim. Çok havalılar, değil mi? Evet, her şey hazır. Hey bakın, Mumu geldi. Sürpriz. Vay, bunlar harika. Bu da senin hediyen Mumu. Onu yeşil bir kutuya koyduk. Bugün eğlenceli bir gündü. Ve bir sürü yeni renk öğrendik. Pembe pasta, mavi balon, turuncu parti şapkası ve yeşil hediye kutusu. Umarım eğlenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Merhaba, ben Kent. Fil Kent. Ve meyvelere bayılırım. Biraz meyve toplayacağım. Bana yardım ederseniz çok sevinirim. Evet, hadi başlayalım. Bir dakika. Bu hangi meyve? Ve nerede? Aa, acaba buraya hangi meyve sığar? Bu bir muz mu? Hayır, muz oraya sığmaz. Peki karpuz mu? Hayır, karpuz çok büyük. Elma olabilir mi? Evet, harika. Bravo, yardım için teşekkürler. İşte bütün elmalar el arabasına gidiyor. Elmaya bayılırım. Peki bu hangi meyve? Buraya ne sığabilir? Ağaca hangi meyve gidecek? Acaba portakal mı?
Hayır, fazla yuvarlak. Doğru görünmüyor. Peki sizce hangisi? Peki karpuz mu? Hayır, çok büyük. Uzun bir şekli var. Üzüm olabilir mi? Hayır, bu doğru şekil değil. Belki de muz olabilir. Bakalım. Evet, harika oldu. Bir sürü muz var. Muzu çok severim. İşte muzlar da geliyor. Bakalım sırada ne varmış? Oo, bu büyük bir meyve ve yerde yetişiyor. Ne olabilir? Elma olabilir mi? Hayır. Hatırlarsanız elma ağaçta yetişiyordu. Bu belki de muzdur. Hayır. Muz da ağaçta yetişir. Belki de karpuzdur. Olabilir. Evet, bu bir karpuz. Yaşasın. Bravo. Teşekkürler arkadaşlar. Hadi onları el arabasına koyalım. Evet. Vay, buraya hangi meyve sığar? Ağaçta çok meyve var. Acaba bu hangi meyve olabilir? Hadi deneyelim. Bu elmaya benziyor. Aa, ama bir dakika. Biz zaten elmayı bulmuştuk. Ama elmaya da benziyor. Belki de portakaldır. Bence kesin portakal. Evet, o portakal gibi yuvarlak. Harika. Başardık arkadaşlar. Tebrikler. Hadi onları da el arabasına koyalım. Bütün bu lezzetli meyveleri yemek için sabırsızlanıyorum. Bu dalda ne yetişiyor? Hadi deneyelim. Acaba karpuz mu? Aa, hayır hayır. Hatırlayın, karpuz yerde yetişiyordu. Belki portakal olabilir. Hayır, bu çok büyük. Az önce portakalı bulmuştuk. Belki de üzümdür. Evet, bir salkım üzüm. Üzüm asmada yetişir. Harikasınız. Tebrikler. Evet, onlar da el arabasına gidiyor. Çok lezzetli. Kendime bir meyve salatası ziyafeti çekeceğim. İşte tüm meyveleri doğru bildik. Elma, muz, salkım üzüm, portakal, karpuz. Meyve salatamı yemek için sabırsızlanıyorum. Mükemmel olacak. Şimdi gitmem gerekiyor. Hoşça kalın. Ah!
Filkent, bugün nasılsınız? Bugün çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Elimde öğrenme oyunlarıyla dolu büyük bir kitap var. Bu harika. Benimle oynar mısınız? Bugün yiyecekleri şekillerle eşleştirme oyunu oynayacağız. Oley! Çok ilginç bir oyun olacak. Başlamaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Bakın, 3 tane şeklimiz var. Bu bir ekmek dilimi. Peki bu bir üçgen mi? Hayır, üçgen değil. Bu bir kare. Tebrikler. Şimdi karpuzu eşleştirebilir misiniz? O üçgen mi? Hayır, değil. Bu bir daire. Evet, aferin. Peki bu peynir dilimi? İşte bu bir üçgen. Harika. Bütün yiyecekleri doğru şekillerle eşleştirdiniz. Peki bu bisküvi yuvarlak mı? Hayır, değil. Peki ya üçgen mi? Bu bir kare olmalı. Evet, bakın tam uydu. Peki ya donat? Evet, bu bir yuvarlak. Doğru. Şu üçgene bir bakın. Evet, cips tam buraya uyar. Harika iş başardınız. Bravo. Daha fazla yiyecek mi var? Peki, bu bir portakal dilimi. Bu bir daire. Tebrikler. Peki bu pizza dilimi? Bu bir kare mi? Hayır. Bu bir üçgen. Mükemmel. Bravo. Oo, peki bu lezzetli brownie? Bu bir kare. Yine hepsini doğru bildin. Bu oyunda çok iyi gidiyorsun. Peki bu waffle? Bir kare mi? Evet, ilk seferde doğru bildin. Aferin. Peki bu neymiş? Bir daire mi? Hayır, bu bir üçgen. Çok güzel uydu. Ve en iyisini sona bıraktık. Bu bir çikolatalı kurabiye. Ve o daire şeklinde. Tebrikler. Bütün şekilleri eşleştirdiniz. Çok eğlenceliydi, değil mi? Umarım yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Bu sandviç kare şeklindeydi ama şimdi üçgenlere dönüştü. Tekrar görüşmek üzere. Yeni videolarımızı kaçırmamak için sevimli Filkent kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sevimli Filkent.